Arkadaşlar merhaba. Bu Xiaomi'nin robot süpürgesi. 2 gün önce aldım ben bunu. Trendyol'dan 2.929 TL'ye aldım. Bu bunun toz haznesi, yani üstü su haznesi, su var. Şuraya çıkartayım, göstereyim ben bunu size de. İşte bunun şurası da çıkıyor böyle, açıp şey yapıyorsunuz. Buralarda çekim filtresi falan var. Bir çıkarayım bunu da, işte böyle çıkıyor. Filtrenin arkasında bir sünger kağıt gibi bir şey de var. Herhalde o da filtresi. Şuradan bunun çıt çıtları var böyle. Tutuyorsunuz. Şöyle ortadan ikiye ayrılıyor. Şimdi bir elimde telefon var, bir elimde bu var. Biraz zor oluyor. Su haznesi. Bunun su haznesi. Açmayacağım şimdi. Şöyle tutup çekiyoruz. Buradan suyu koyuyoruz. Artık bu tarafları yaparsanız da su kendi dökülüyor. Dökmek isterseniz dökülür. Bunu nasıl çıkarttık la? Lan daha pislik kalmış orada. Aha, görüyorsunuz mu ya? Ne biçim bir şey bu? Ha, oğlum bir de süpürge diye aldık ya. Şimdi ben de anlatacaklarım bitmiyor arkadaşlar siz. Şey yapmayın işte, tamam, bunu alamıyorum burada bir türlü onu la. Ne yapacaksın? Temizliği de senin de, tövbe tövbe. İşte yeri aynı bu şekilde. Bunu takıyoruz. Burada Wi-Fi reset şeyi var. Wi-Fi ışığı var da. Burada işte telefonlarınızın hani hat söküp taktığınız iğne var ya, ondan bir 5-10 saniye basarsanız reset diyor. Yani fabrika ayarlarına sıfırlıyor. 4 saatte şarj oluyor. 110 dakika çalışıyor diyorlar ama yani sanki 1-1,5 saat çalışıyor gibi. Şimdi ben 2 gün önce aldım demiştim. Şöyle bir sorun var mesela. Şu etrafı turuncu bir ışık yanıyor. Yani ben biraz bundan şüphelendim. YouTube'da da araştırma yaptım. Yani neden yanıyor, neden yanmıyor falan diye. Kötü yönü bu. Benim için kötü yönü. Birisi dedi işte, belki dedi bataryanda sorun vardı dedi. Ya adama yazdım dedim. Ben nasıl bataryada sorun olabilir ki? Dedim. Neyse, bu konuyu kapatayım. İşte canımı sıkan yönü bu oldu benim. Şöyle basıyorum, zaten basmıyor şu an. Basıyorum, çalışıyor. Telefona Mi Home uygulaması indiriyorsunuz. İşte öyle eşleşiyor ama Xiaomi telefonlarla daha çabuk eşleşiyor bu. Samsung'da zaten hiç yapamadım. iPhone'da biraz zor uğraştım. Ancak öyle tanıttırabildim. Böyle kontrol edebiliyorum. Arkadaşlar bu düşmüyor buradan. Yani sensörler var, buraya kadar geliyor mesela, buradan düşmüyor. Bunun kötü yönleri var. Ya kanepenin altlarında böyle sıkışıp kalıyor bazen. Yani 4 kere kurtardım yani bunu. Hem de sıkışıp kalıyor. İşte bunun bir de nasıl desem, böyle haznesi çabuk doluyor bunun. Xiaomi Vacuum Pro Essential falan diye markası, yani söylemekte biraz zorluk çekiyorum. Şunları taktım. Şu kağıtlar korumalık mıdır nedir? Yani doğru mu takıyorum, yanlış mı takıyorum? Yorum yapın. Yanlış takıyorsam da. Aynısı burada da var tabi. Epey diye bir özellik var. Oradan bakabilirsiniz buna, işte özellikleri, saati şöyle, süresi böyle falan filan diye. Arkadaşlar bunun burada 2 tane kıskacı var. Tutuyorsunuz buradan. Şöyle geri çekin. Paspas bu ya bu. Bu çıkıyor. Şöyle çıkartıyoruz bunları. İşte yıkamak istediğiniz zaman falan cırcırtlar var. Burada oturuyor zaten, ona göre. Şöyle çıkardın. Ondan sonra şöyle sola doğru kaydırın ki çizgi var. Şuradan şöyle çekin. İşte yıkadınız falan, takıyorsunuz böyle. Acayip bir şey yapmış bu Çinliler. Geri aynı yerden takıyorsunuz böyle bunu. Bu da gırgırı. 2 tane turuncu şey var. Bak buna böyle basın. Bunu çıkardın. Bu da böyle gırgırı. Tamam mı? İşte pislendiyse falan yıkayım onu. Bunun böyle demir olan kısmı şu tarafa denk gelecek. Bakın iyi izleyin. Demir olan kısmı bunun bu tarafa iyi girecek. Heh.
Oturtturmak istediğiniz zaman da ters yapıyoruz. Oğlum düz mü yapıyoruz da? Dur bakayım da. Heh. Yapamadık mı? Olmadı mı? Şöyle. Herhalde buraya bastıracağız ya. Değil mi? Arkadaşlar bunun tekerleri bu arada esnek. Şöyle. İşte hani kanepenin altına falan girerse yani aynısı bunda da oluyor. Yani bunun kötü yönünü anlattım ben size. O ışığı falan şöyle oluyor. Yani temizliği zor oluyor. Hem gırgır yıkamak gerekiyor. Hem paspası yıkacaksınız. İşte az önce gösterdiğim gibi hem de şu hazneyi temizleyeceksiniz falan filan yani. Hani normal süpürge daha iyi. Yani ben bundan gitgide şey yapacağım böyle üstüne çay koyacağım, yemek getir götür yapacağım. Getir götür bilirsiniz motorlu kuryeler olur yani. Gitgide öyle yaparım. Başka ne işe yarar bu? Yani bayağı bir işe yarar. Ya temizlik de yapar tabii de yani çok şikayet var bu robotların üstünde yani çok şikayet aldım. Yani 99 milyara kadar gördüm bunların fiyatını ben. 99 milyarlık robot sürgü de nasıl desem böyle tank gibi araba gibi böyle teker meker var. Dedim adam ne yapacak bunların fiyata bak dedim. Ya işte bu tür şeyler pek güven olmuyor. Yani genelde şikayetleri şunlar. İşte batarya bozuluyor. Telefondan sorun oluyormuş. Telefondan bağlantı yapmıyormuş. Kontrol edemiyormuş. Başı boş bir şekilde kedi köpek gibi oraya buraya gidiyormuş. Çarpıyormuş falan filan. Ya benimki de çarpıyor. Yani çarpmıyor diye bir şey değil de mesela yavaşça çarpıyor. Yani öyle çok değil. Engel var. Çarpıyor, engeli görüyor, geri dönüyor kendine başka yere gidiyor. Yani anlatmakla olmaz, yaşamak lazım diyeceğim de. Nasıl desem ben size bunu? Ve şöyle anlatayım. Şimdi mesela bunu telefona programı indirdiniz. Yani kurulum da yaptınız. Tamam, okey, güzel, her şey iyi. Mesela şarjı bittiği zaman zaten kendi dönüyor. Ya da şarjı az kaldığı zaman program üzerinde diyoruz diye. Stand diye basıyoruz. Sanki bunun komutları 3-4 saniye sonra algılıyor telefondan. Sonra bu şarj standına gidiyor. Kendi dönüyor zaten oraya. Böyle bir acayip bir alet. Yani benimle çok sorun olmadı işte o ışık dahilinde. Bir de halının üstünde iyi yürüyor. Yani mesela nasıl desem 2,5-3 santim kalınlığındaki mermerin üstünden atlıyor. Yani yapıyor bunu mesela. Bu halda falan gezerken zorluk çekmiyor kolay kolay. Yani burada bayağı gidip geliyor bu. İşte pili bitince de kendi geliyor ama mesela temizlemek istediğiniz zaman mesela şarj standı ta şu ileriki prizde olacak ki. Şarjı bittiği zaman bu odadan yani şuradan gitsin, prize doğru kendi yolu bulsun. Yani mesela şarj standı mutfakta. Oturma odasını temizliyorsa gidip orayı bulmasın. Mümkün değil zaten. Onu da söyleyin. Aynı odanın içinde olsun şarj standı ki yani daha kolay gidip oraya şarj olsun kendisi. Yani pek güvenmiyorum bu alete ben. Alan 2 gün oldu ama hiç yani ne bileyim. Vallahi yani mesela ben odamda masa var. Üstüne halıyı kırık döktüm. Yani pislik şöyleydi bayağı. Tam bu şekilde bir pislik vardı. Şöyle işte. 10 saniyede hemen temizledi orayı ya. Yani direkt hemen temizledi. Yani iyi yönleri de var. Kötü yönleri de var. Ne bileyim hani kötü yönü benim için bu pil. Yani pil olabilir. Hani pil yönden biraz canım sıktı. Çoğu diyor 4 günde pili öldü. Çoğu diyor 6 yok 6 günde falan pili öldü. Yani zaten bu kaybederse pil yönünden kaybeder. Ben size söyleyeyim. Sensörler falan güzel. Mesela yani buradan aşağı düşmüyor. Ama daha da kullanıp deneyeceğim ben bunu. Bunun sensörleri de gece tam çalışma modu varmış herhalde. Gece de çalışsın sensörleri açık kalsın diye. Ben de daha yani kullanmayı ayarlarını tam öğrenemedim. Haritalandırıyor evi kendine zaten. Mesela gezdiği yeri harita yapıyor böyle. Böyle beyaz bir sayfa var. Onun üstüne böyle mavi bir harita yapıyor. Yani acayip bir cihaz. Ben de tam şaşmadım durumu.
Bakalım inşallah bozulup da elimizde kalmaz yani. Dediğim gibi en fazla pilden kaybeder bu. Pilden kaybederse bunu Xiaomi'nin servisine göndereceğiz herhalde. Ankara'da varsa yani en fazla oraya göndeririz. Ama bunun pilleri de garanti kapsamı içinde mi acaba yani? Öyledir herhalde, piller biterse garanti kapsamı içine girer diye biliyorum. Ya ben işte bunun hakkında pek bilgiye sahip değilim. Yani bunun hakkında ne bildiğiniz varsa yani yorumlara yazın. Ne diyeyim?